Değerli izleyenler, programımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stresli ve büyük depresyondan bir hayattan bahsediyoruz. Ama biz konuştuk ki ve anlatılıyor ki sadece bu dönemlerde değil, günümüzde de yaşanmıyor. Daha önceki çağlarda da büyük peygamberlerimizi büyük stres ve büyük depresyon ve sıkıntı yaşadılar. Süleyman peygamberimizden bahsettik Svetlana Hanım. Çok bilgeli, çok zengin bir adamdan bahsediyoruz. Evet, ama kral. Maalesef onun da olumsuz yönleri oldu. Tabii ki kutsal kitabı onun için severiz. Kutsal tabii. Kitap çok dürüstçe anlatır. Bütün peygamberlerimiz, bütün atalarımız hayatları çok dürüstçe anlatır ve hiçbir onların kusurları hiçbir zaman örtmedi. Kutsal kitap ne varsa onu anlattı. Ve Süleyman peygamberimiz en bilge adamıydı. Kutsal kitap onu diyor, değil mi? En evet. Bilge adamıydı ve çok zengin bir kralıydı dedik. En güzel, en zengin, en muhteşem saraylar vardı. Çok sayıda en güzel seçkin atlar vardı, değil mi? Ondan sonra şunu da dedik. Zamanla en güzel kadınlardan ama maalesef putperest kadınlardan harem mi de vardı. Ve kendisi şöyle bir şey yazıyor. Vaiz kitabı okumak yeterlidir. Biraz Süleyman peygamberin o ruh hali hissetmek için. Şöyle dedi. Kendi kendime gel zevk tat. İyi mi değil mi gör dedim. Ama gördüm ki o da boş. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım diyor Süleyman peygamber. Ama ona rağmen her şey boştur diyor. Evet, şöyle bakın, şöyle de yazdı. Canım eğlenmek ve hayatın tadını çıkartmak istiyor. Öyle de sözler yazdı. Yani biliyoruz ki zamanla bu zenginlik, bu putperest kadınların onu Allah'ın onaylamadığı bir hayata yönelttiler. Yani Allah'a itaat etmek, ibadet etmek, tapınmak yerine işte müzikle, dansla, şölenlerle, gösterişlerle ve putperestlikle dolu bir hayata kendini bıraktı. Ve orada mutluluğu aradı o hayatta. Ve yani en zengin adam olmasına rağmen hani dışarıdaki insanlar belki de ona bakıp şöyle diyordular. Yani bu insanın kendisinin dünyada en mutlu insanı olması lazım. Çünkü en büyük para onda, en güzel kadınlar onda, en güzel evler, bilge insan. Ama maalesef bunu bulamadı, mutluluğu bulamadı bu eğlencelerde, zevkte. Yani biraz duygusal temelli akıl yürüttü. Şöyle diyebiliriz. Bugün de aslında dünyamız bize o kadar çok eğlence tarzı sunuyor ki. Evet. Ama bunlar da hepsini bir anlık. Ama evet, eğer eğlence bizi depresyona karşı koruyabilirdi, o zaman bugün hiç depresyonun olmaması gerekiyordu. Çünkü eğlence çeşitlerimiz çok. Dünyamız bugün günümüzde ama maalesef depresyon artıyor. Depresyon vakaları artıyor. Ve bakın Süleyman peygamber en sonunda şöyle bir şey de yazdı. Vaiz kitabında ikinci bölümden okuyorum. Hayattan nefret ettim dedi. Çünkü her şey boş ve can sıkıntısıdır. Bu yüzden yüreğimin ümitsizliğe düşmesine izin verdi. Yani eğlence ve zevk arayışı ona mutluluk getirmedi. Tam tersine onu depresyona soktu. İyi ki biliyoruz tabii ki Süleyman bilgeli bir insan ve Allah'ın elini bırakmadı ve Allah'a döndü. Ve biliyoruz ki tabii ki Rab onu iyileşti. Yani bizim hepimiz için bir umutumuz var bu hikayede. Ama önemli olan hatasını görüp de bir düzen vermesini tekrar hayatından. Çünkü tabii, tabii. Biz bakıyoruz ki sadece Süleyman peygamberimiz değil,
babası olan Davut peygamberimiz de seçilmiş bir kişiydi. O da İsrail kralı olmuştur. Ondan sonra Süleyman peygamberimiz geldi. Ve aynı hatalar Davut peygamberimiz de yaptı. Farkında olunca tövbe edip Tanrı'ya döndü. Bir ayette diyordu ki kemiklerim sızlıyordu. Yani o kadar ağır bir vicdan azabı çekiyordu. Bunu ileride Süleyman peygamberinden de görüyoruz. Hatalar yapıyor ama iç huzuru yoktu. Ve neden yoktu? Çünkü Tanrı'ndan uzaklaşmış. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz Angela Hanım. Yani hani siz daha önce sordunuz işte maddi sıkıntılar bizi depresyona sokar mı? Aslında tabii ki maddi sıkıntısındaki insan düşünüyor ki işte bende bol para olsa ben çok mutlu olurum. Hepimiz öyle birazcık düşünüyoruz. İşte bu kadar param olsa, bu kadar işte evim olsa, arabam olsa, şu olsa, bu olsa çok mutlu olurum geliyor gibi bize. Ama çok zengin ve çok bilgili insanlar onların hayat hikayesinden görüyoruz ki ne çok bilgelik, ne çok para, ne çok zevk, ne çok eğlence bizi depresyona karşı koruyamaz. Evet. Tam tersine belki de o çok para, belki de sizin parasızlık durumu sizin için belki de aslında bir şöyle diyelim berekettir. Çünkü belki de sizin bol parası olsa siz belki de çok 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 daha kötü ruhsal durumda olursunuz. Yani çok belki de kim bilir ne depresyona girersiniz. Çünkü para insana tabii ki şey veriyor, böyle Rab'den uzaklaştırıyor, özgüveni veriyor. İnsan daha çok bencilliğe dönüyor ve Rab'den uzaklaştığı için o depresyonlara daha kolay giriyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Herkes bu kısa süreli, orta dereceli, düşük dereceli depresyonla, hepimiz küçük depresyonlarla girebiliriz. Ama Kutsal Kitap'ta çok güzel örnekleri de görüyoruz ve o depresyondan nasıl çıkılacağını, o depresyonla nasıl mücadele edebileceğimiz de örnekler görüyoruz. Ne yaptı? Süleyman peygamber de Rab'be döndü. Dedi ki Rab'in buyruklarında, yani her şey ne var? Rab sana ne kadar, kaç gün hayat verdiyse hayatını yaşa ve Rab'in buyrukları yerine getir. Rab'inin elini asla bırakma dedi. Diğer hepsi boş dedi. Parada, zevkte, bilgelikte dedi. Başka bir peygamberimiz hayatında böyle stresli, sıkıntılı böyle dönemlerde yaşayan birçok peygamberimiz var aslında. Tabii tabii. İlk aklımıza gelen herhalde Eyüp peygamberimiz. Evet. O da çünkü ama o çok ağır bir stres yaşadı hayatındaki. O ağır stresin, getirdiği yükün dolayı biliyoruz. O da şöyle kendi doğduğu günü lanetledi. Evet. Eyüp peygamber, yani keşke doğmaz olsaydım dedi. Ama aynı günde 10 tane çocukları vardı ve o hepsini kaybetmek aynı günde, bütün varlığını, yoğunu kaybetmek aynı günde çok zor. Yani çok ağır bir stres gerçekten bir insan için, bir baba için, bir doğru insan için. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki kusursuz doğru bir kişiydi Kutsal Kitap diyor Eyüp peygamberimiz. Ve gene de Eyüp peygamber ne dedi? Allah verdi, Allah aldı dedi. Öyle dedi. Yani çok aslında ağır... biz pozitif bakmamız gerekiyor. Yani bazı şeylerini biz biliyoruz ki, yani en azından imanlı olan kişileri biliyor ki birçok olumsuzluklar seni daha iyi bir yere getirebiliyor yani. Her bir kötülüğün karşısında bir iyiliği vardır. Evet. Yani muhakkak hayatımızda olumsuz şeyler olacak. İlla ki dört dörtlük sürdürebileceğimiz bir hayat kimse bize önermedi. Tanrı da demiyor ki yolunuz sakindir, mutluluk, pürüzsüz, sıkıntısız değildir. Hele hele Tanrı'ya yakın olanları
stresli ve sıkıntılı bir yaşam sürdürmemek mümkün değil. Çünkü sen Tanrı'ya ne kadar çok yaklaşmaya çalışıyorsan, şeytan bir taraftan seni o kadar ayartmaya ve uzaklaştırmaya çalışıyor. Gördüğümüz gibi peygamberlerin hayatlarından da öyle. Tabii yani hep mücadele devam ediyor. Biliyoruz ki Eyüp peygamberin hikayesinde de aslında Eyüp peygamber dedi ki işte Allah verdi, Allah aldı. Ama biliyoruz ki alan onun çocukların hayatlarında alan şeytandın yani düşmanı, insanların düşmanı. Ona o hastalığı da veren şeytandır biliyoruz ki onun işleri. Ama şöyle bir şey var Angela Hanım, Rab'be inanan ve güvenen kişiler hepsi ölsek de diriliş var diye biz ona evet. inanıyoruz. Ve biliyoruz ki bu hayat yani ne kadar yaşayabiliriz? 70-80 senelik bir hayat tabii ki sağlıklı, mutlu, kaliteli hayat yaşamak istiyoruz. Ama asıl hayat bizi ölüm ve dirilişten sonra bekliyor. İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra bekliyor. Sonsuz hayat, acısız, hastalıksız. İşte o zaman asla ve asla depresyona kimse girmeyecek. Depresyon diye ne olduğunu kimse bilmeyecek. Yani stres olmayacak, hastalık olmayacak, gözyaşları olmayacak değil mi? Acı olmayacak. O umut yani bize o kadar güç veriyor ki günümüzdeki işte stresle başa çıkmaya. İmanlı kişilere bu umudu getirir ama Tanrı'ya yakın olmayanı maalesef bu umutla yaşamıyor ve her şeyi bu dünyada olacağını yiyip içim eğlenim bir hayatım var ve maalesef hayatını hiçbir şeyin uğruna feda ediyor. Svetlana Hanım, bizimle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Değerli izleyenler, bir program daha sonuna geldik. Ekranda gördüğünüz e-mail adresimizi de yazmaya unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.